Ömer Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ediyorum, siz sormalı. Teşekkürler, sağ olun. Bizlerdeyiz Ömer Bey. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim efendim. Çok sağ olun. Ben röportajımı öncelikle Ömer Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Tabii. Ömer Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? 1985 doğumlu Ömer Durak olarak 2005 senesi itibariyle sektöre giriş yaptınız. Emlak sektöründeki bir açıklığı yakaladım. Ve bu açıklığı uzman emlak olarak ben ancak kapatabilirim diye düşüncesiyle girişiminde bulundum. Evet. Aslında yani Mardin'in de buna ihtiyacı vardı bu konsepte. Siz de bu açıklığı gördünüz ve uzman emlak. Tabii ki. Emlak olarak emlak sektörünü yürütenler yetersiz kalıyordu. Evet. Ve bu sektördeki açıklığı tamamlamak amacıyla girişiminde bulundum. Evet ve şu an bu şekilde burada faaliyetler devam ediyor diyebiliriz. Biraz burayı tanıyalım efendim. Uzman emlakta neler yapıyoruz? Uzman emlak burada alım ve satımda, kiralamada müşteri memnuniyeti ve müşterinin cebini düşünerek en uygun kiralama ve satışta rekormen bir kiralama ve satışta yardımcı oluyorsunuz. Yardımcı oluyoruz. Evet. Proje bazlı mı genelde çalışıyorsunuz? Hani yap sat mı, al sat mı? Hani biraz bahsedebilir miyiz vermiş olduğunuz hizmetleri? Biz buraya geldik. Verdiğimiz bu sistemi bir anlatalım. Buyurun. Verdiğimiz hizmet alıcıyla satıcı arasındaki en hızlı şekilde al satmayı yürütüyoruz. Evet. Mardin bölgemizin yani Mardin bölgesinde bu işleri sürdürüyorsunuz. Alıcıyla ve satıcıyı yüz yüze buluşturuyorsunuz. Yüz yüze buluşturup evet. En uygun bir şekilde alıcının ve satıcının karlarını düşünerek bir noktada düşünerek buluşturuyorsunuz. Bir orta noktada buluşturuyoruz. Evet ama bazen ya maalesef sektörde en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu Ömer Bey. Bu işi bilmeyen insanlar da bu işi yapıyor. Artık bir mobilyacı yapıyor. Bir berber yapıyor. Bu da sektörde bir sıkıntı aslında çünkü insanlar farklı bir bakış açısıyla bakabiliyor size bu konuda. Siz de mağdur oluyorsunuz aslında bütün emlakçılar olarak. Tabii ki doğrudur. Size elbette katılıyorum. Bu bir tek marketçi değil, kasaba kadar bu işi yürütenler oluyor. Elbette ki bu mesleği olmayan kişilerin meslek içine dahil olması emlakçıların piyasasını biraz düşürmüş. Ve değersiz kılıyor bu da tabii ki emlak esnafını. Evet. O yüzden yani herkes kendi işini yaptığı takdirde herkes kazanır. Ve dürüstlük en önemlisi aslında. Dürüstlük ve işinden anlamak, işin erbabı olmak önemli. Bir berber ne kadar gayrimenkulden anlayabilir ki? Veya bir emlakçı ne kadar berber işinden anlayabilir? Evet. Yani o yüzden herkes kendi işini yaptığı müddetçe hiçbir sıkıntı olmaz. Herkes de karda olur, zararda olmaz. Evet. Gerçekten sizin başarınızın en büyük sırlarından bir tanesi işinizi çok severek yapıyorsunuz Ömer Bey. Elbette. İşimi zaten seçtiğimde ve girişimde bulunmadan önce çok sevdiğim bir meslek gördüğüm içindir. Ben taşeron olarak önceden inşaat sektöründeydim. Yani evet. Bir işin içindeydiniz yani aslında. İşin içinden yani çekirdekten yetişme dediğimiz evet. Oradan yola girmişim ben. Evet. Yaklaşık bir inşaat sektörüne 2006 yılından itibaren inşaat sektöründeyim. Yani yaklaşık bir 12 yıllık bir süreç. Evet. Yani inşaat sektöründeyim. Ciddi bir süre. 2005'ten itibaren gayrimenkullerin içine girmiş ve emlakçılıkla uğraş veriyorum. Evet. Mardin'de sürekli gelişen bir bölge aslında. Yani yatırım yapmaya da çok müsait bir bölge artık. Gerçekten tabii hani ki, klişeleşmiş bir laf. Doğunun Paris ama gerçekten bu doğru. Tabii. Mardin şimdi güzel devletimizin en güzel şehirlerinden güzel bir tanesi. Hem eski yapısıyla hem de kültürüyle kozmopolit çok güzel bir şehir. Yani geleceği parlak bir şehir görünüyor. Ve o yüzden yani yatırımın adresi diyebilirim. Kesinlikle biz de aynı fikirdeyiz bu konuda. Yani
Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki dönersek bir 12 sene önce, yani bu yola çıkarken buraları hallediyor muydunuz? Hani bundan sonraki süreçte neler olacak sizin için? Hedeflere ulaşabildik mi efendim? Nasıl yani? Ya hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Bu yola çıkarken buraları hallediyor muydunuz? Bundan sonraki süreçte neler olacak uzun vadeli olarak? Tabii ki yola çıktığımda belirli hedefimin %50'sini kat etmiş bulunmaktayım. Ve her zaman az yaptığıma inanan birisi olarak her zaman işimi daha iyisi yapabilmek için her zaman yaptığımı az görüyorum. Yani hedef bitmiyor aslında. Hedef bitmiyor. Evet. Hedefine, asıl hedefine ulaşabilmek için insan her zaman yaptığını az görmektir. Evet. Biz bu hedefleriniz yolunda başarılar dilerim sizlere çok efendim. Çok teşekkür ediyorum. Peki buradan son olarak buraya gelen misafirlerinize, ekran başındaki izleyicilerimiz, yani tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Son sözlerimizi alalım, röportajımızı sonlandıralım yavaş yavaş. Tabii ki. Burada bütün Türkiye halkımıza Öncelikle birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Beraber ve birliğe ihtiyaç duyduğumuz en önemli günlerden günü yaşıyoruz. Evet, ve önemli, çok önemli bir zamandayız. Hepimizin kardeşçe birlikte kenetleme günüdür. Evet, bütün kesinlikle. Türkiye halkına kenetleme günü diyorum. Evet. Kardeş günü diyorum. Evet, gerçekten bunları da bu mesajımız için tebrik ediyoruz sizleri. Biz herkese Uzman Emlak Gayrimenkul'e davet edelim. Rabbim bütün emniyet güçlerimizi, askerde olan kardeşlerimizi yar ve yardımcısı olsun. Amin diyelim. Biz de selametle diyelim. Bunları buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Bana vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.